Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Playground Games maçında Yiğit'le birlikte sizlerleyiz. Hoş geldin Yiğit. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi bakalım hangi arabaları verecek arkadaşlar. Ben de bilmiyorum, hiç bakmadım. Biliyorsunuz bu tarz şeylere genelde bakmıyorum. Tamamen sürpriz yaratıyorum kendime. Özellikle arabaları hani stoksa direkt stok bir şekilde oynuyoruz. Şimdi RS6 Avant. Ya bununla da yeni oynadık be aga. Tamamdır. Bu sefer değişiklik yapalım. Ben Panamera Turbo'yu aldım. Sen ne aldın Yiğit? Ben RS6'yı aldım ya vallahi. Olsun. İyi. İdeal çünkü. İdeal ama Panamera'nın yol tutuşu biraz daha iyi gösteriyordu. Hızı da iyi. Bunda da oynamadık en azından yakın zamanda. O yüzden ama daha doğru bir tercih oldu benim için. Playground Games'te genelde şey biraz daha önde ya. Kalkış ve hızlanma önemli olduğu için en yüksek. Evet, bu. Onun önemi var. Onun önemi var. Sonuz çok yok, hiç önemli değil. Sonuz. Yani. Sonuz hiç önemli değil. Yani frenleme, yol tutuş ama en öncesi kalkış ve hızlanma. Tabii bir anda durup patladığın zaman hemen tekrar ivmelenebilmen yani lazım hızlı bir şekilde. Kalkışı 9 küsür, hızlanması da 10 RS6'nın. Böyle şeyler yapınca beni strese sokuyor arkadaşlar. Bazen o kadar bekliyor ki yakın zamanlarda bağlantı problemi ara ara denk gelir oldu. Korkuyorum yani, lan düşeceğiz mi, o mu olacak falan diye. Neyse ki başlıyoruz bakalım. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım hayırlısı. 6'ya 6'yız. Biz de iyiyiz, adamlar da yok. Güzel. Yok be abi. Bizde de 3. şey adamlar var. 2 yıldız. Sen 2 yıldızsın. 3 yıldız bir tane adam var. Karşı takım komple 1 yıldız. Hatta yeni 1 yıldız 2 tane var neredeyse. Ya olsun. Gene de tam öyle şeylere bakmamak lazım abi. Bu işler belli olmuyor. Yani örnek veriyorum. Daha önceden de bunu söyledim. Adam mesela Forza Horizon 4'ü alma gereği duymamıştır. Forza Horizon 3'te adam King'dir. Belki yeni aldı ve yeni başladı. Nereden biliyorsun? O da olabilir tabii ki ama genelde tecrübe farkı etkiliyor bu tür bir Playground Games. Tabii tabii. Mesela bayrak yarışında mesela acayip tecrübe olması gerekiyor. Bilmeyen adam çok hata yapıyor. Kaçıyoruz abi. Her zaman dediğim gibi erkekliğin %90'ını gerçekleştiriyoruz. Ve adamlardan kaçıyoruz. Bakalım ne kadar hayatta kalabileceğiz bize. Direkt açılışı yaptı adamlar maşallah. Oo Yiğit, geçmiş olsun. Bir dakika, ben hangi adama çarptım? Aa, ben yanlış adama çarpmışım. Oo, bizim takım patlıyor ya. Oo, bu kadar hızlı olmasaydı ya. Bu kadar hızlı olursa biz bunu telafi edemeyiz abi. Ben de patladım. Kendi kuyumu kazdım. Aa, adama çarpamadım. Kaç avatar, kaç. Kaç be oğlum, kaç be oğlum. Kaçarsın sen. Abi çok kötü patladık. Yani umarım bunun bu şekilde devamı gelmez. Bakalım yani, bunu muhtemelen kaybedeceğiz dediğim gibi ama önemli değil abi, 1-0 geriye düşeriz. Sonradan toparlarız. Kaçan olmazsa tabii. Tabii. Yani 1-1,5 dakika falan maksimum sürdü. 1,5 dakika sürmemiştir bile. 1 dakika sürmedi bence. O da olabilir. Bence 1 dakika sürmedi. Olabilir. O da olabilir. Ya evet, tam 1 dakika neredeyse. 58-59 saniye sürmüş. Saniye. Sıkıntı. Abi ben ne ettim ya? Ben burada takım yardırıyor. Biz de burada. Saçma sapan şeyler peşinde. Oo, adamlar direkt yok abi. Rüya rüya. Yani yetiştirme ihtimalimiz yok. En azından öyle bir oynayalım ki abi şey olmasın. Bizim takımdan kaçan olmasın ya, bizim takım patates diye düşünüp o psikolojiyle. Lan zorlasak da yapabilirmişiz de. Aa, görüyor musun Yiğit? Gerçekten yani biraz daha inansaymışız demek ki. Neyse abi, hiç önemli değil. 1-0 geriye düşelim.
Her zaman dediğim gibi kaçan olmasın, sayımız tam olsun, çözeriz bu işi. Seni gidi DJ. Şu an 1-1 yapamazsak, 2-0 geriye düşersek kesin, kesin abi. Şu an kaçan yoksa da kaçan olur. Bence de. 1-1 yapmamız şart şu anda. Galibiyet şart. Evet abi, iyi savunma çok önemli. Yaptık, bekliyoruz. Onlar gitmeye değildi ya. Ya abi işte ben sevmiyorum o taktiği. O taktiği hiç sevmiyorum. Yapma Abi be. nasıl geçti aramızda? Güzel, güzel. O da kesildi. Olsun abi, güzel. Ezici bir şekilde bir yaparsak da bir bakarsın onlardan kaçan olur. Ah be abi. Aa! Arkadaşlar salisesiyle son anda engelledim ve bu arada adamları ağzımla eksilttim arkadaşlar. 5 kişi şu anda rakip. Yiğit gördün mü? Evet, gördüm. Şakayım. Aa, takıldı orada. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Abi şu anda öyle bir gaza geldik ki takımca, öyle söyleyeyim yani. En azından ben öyleyim abi. Şu anda kesseler acımaz abi. Kimse yenemez bizi. Kralı gelsin yenemez. Sadece bir bayrak yaptılar ve 1.37'leri var. Yani en fazla şu an 4 bayrak yapabilirler. Takım canak gelirlerse, o da olmuyor şu an gördüğün gibi. Geleni bir tane eleman var orada. O tokatlık da İyi, iyi, iyi oturuyor. bari o işe yarıyor ama ben gene de o taktiği sevmiyorum abi. Çok riskli bir hareket o. Ondan gelen var, onu al. Alamadım, kaçtı. Ben ikisini de engelledim canım. Adamsın. Onu da adam bana çarpınca ben diğer gelenin önüne kırdım mecburen. O yüzden öyle oldu. Abi bir kişi daha gitti karşı takımdan. Abi işte her zaman diyorum, bir önceki maçta da söyledim size, psikolojik üstünlük çok acayip bir şey ya. Ve hani şu da var. Yenilme, yani yeniliyor hissetme psikolojisi abi. Yapsın sayıyı, önemli değil. Abi bu çok kötü bir psikoloji. Bunu bir öncekinde gene söylemiştim. Ne zaman ki yenileceğini düşünürsen, daha başlamamış, daha bitmemiş bir şeyle ilgili, hayatta her zaman kaybedersin abi. Unutma. İyi iyi, çok iyi oldu. Yapsın ya, iki sayı olsun şerefsiz. Paket. Ama muhtemelen ilk düşen adam bence bağlantı probleminden düştü. Öyle hissediyorum. Kuvvetli ihtimal. Gel yap sayın hadi. Ama orada Yiğit var. İzin vermez. Upuzun. Aynen, Station Wagon oradan arabasıyla. 5 metrelik araba var burada. Abi şimdi birbiri de yaptığımız için bence kaçmaya devam edecekler. Ama keşke kaçmasalardı da, onlar 5 kişi kaldığında en azından 4'e düşmeden bu oyunu da öyle oynasaydık, biraz daha çekişmeli devam etseydi. Olsun abi. Hatice de neticeye bakacak. Önemli olan 3 puan. Evet abi, dediğim aynı şekilde gerçekleşiyor. Bir kişi daha kaçtı. Azıcık oynayasaydık ya. Ya sonuçta eskisi gibi değil abi. Artık ikinci de olsan seni kazandı sayıyor bu sezonluk görevde. O yüzden hani onlar muhtemelen görevi bitirmişler. Ekstradan oynuyorlar veya farkında değiller hala birinci olmasalar da olacağında. Öyle ya da böyle o bayrağı oraya sokarız aga. Ben hiç gelmeye gerek kalmadan bitirdiniz yani, sağ ol. Takım oyunu kardeşim. Şimdi onlar düşünsün. Bir yaptık. Bir yaptık ve rakip 3 iş şu an. Evet abi. Burada bu işi biz bitiririz. Bu bence çok hızlı sürer. Bir de 10 dakika değil. Karşı takım 3 kişi kaldığı için muhtemelen 5 dakika olacak artık.
O yüzden daha da hızlı bitmiş olacak. İnşallah. Hadi bakalım. Bu iki kral adamlarda birlikte niye hareket ediyorlar? Çok büyük hata yapıyorlar. Oğlum yumulun lan adamları, yumulun. İşte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Güzel. Ben de bizim adamın peşinden gideyim, ondan almaya çalışayım. Ama muhtemelen kaptıracak ben gidemeden, kaptırdı. Anında alırım. Aa! İlk zamanlar olduğu için şey yaptı. İşte böyle. Eyvallah kardeşim. Yanlıya yanlıya bana vurdun. Güzel. Markete yolladık adamı. Kardeşim gelirken 2 kilo patates, 1 kilo domates. Şuraya girelim mi? Bir kişi daha gitti zaten bunlardan. Evet abi, alttaki 3.30'a bakmayın dediğim gibi. Yukarıda bakın 4 dakika geçti bizim süre. Hızlanıyor tabii, daha çok taç olduğu için bizde. O 5'e tamamlansa da aynı şey oluyor. Aa, adamlara bak sen. Şu biridiz benden alın Orada şunu ya. He, sende mi diğer taç? Oğlum gençler alın lan şunu. Aa, tek kişi kaldı. Tek dişi kalmış canavar. O da gidiyor. Evet aga. Bitti. Adam gitti mi? Onu bilmiyorum şu an ama adam henüz gitmemiş olabilir. Bir dakika, gitti mi? Evet abi. Adam gitmiş gördüğünüz gibi abi. Hepsinde çarpı var çünkü. Bırakmış, terk etmiş, dayanamadılar. İşte ne olacağı boşuna demiyorum abi. Hiç belli olmuyor. Adamlar 1-0 önde başladılar ve acaba paket mi olacağız diye düşünürken bir anda her şey terse döndü. Bu ne demek abi? Her zaman bahsettiğim özlü söz, inanmak başarmanın yarısıdır. Eline sağlık Yiğit. Rica ederim. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.